Mağazamız 14 Nisan'da açılmış bulunuyor ve Can Can Oyuncağın 6. şubesi şeklindedir. Bu Gölcük halkında oyuncak ihtiyacının olduğunu keşfederek buraya mağaza açma gereksiminde bulunduk. AVM'ler çapındaki en büyük oyuncak, 425 metrekare çapında bir oyuncağımız. 5000 üzerinde farklı çeşit oyuncağımız bulunmakta. İsterseniz dilerseniz ilk önce o raflarımızı gezerek başlayalım. Evet, izleyicilerimiz de merak ediyordur. Evet, tabii ki de raflarımızı siz geçerek başlayalım. Tanıtarak sırası ilk başta olarak lisanslı bebek raflarımız var. Bunlar çok farklı Barbie ve Frozen çeşitlerimizle başlayıp kızların daha çok gündemde olan bebek tarzlarıyla hitap edecek kitleye sahip bu şekilde oyuncaklarımız. Çeşit bakımından birazcık daha zenginleşmeye yönelik olacak oyuncaklarımız. Kızların beğenebileceği, eğitebileceği oyuncaklarımız da bulunmakta. Bu şekilde bebeklerimiz devam etmekte. Bu şekilde devam edelim. Şöyle. Evet. Öncelikle oyuncaklarımızın görsel olarak açılması üzerine birkaç oyuncağımızı koruma gereksiminde bulunduk. Çocukların görsel olarak daha çok ilgi çekmesi açısından oyuncaklarımız kurulma aşamasındadır. Daha yeni bir mağaza olduğumuz için ufak çaplı daha da değişimlerimiz olacaktır. Bu şekilde lisanslarımız devam ediyor. Lisanslılar da geniş bir kitleye sahibiz. Bununla da İzmir'le çalışmaktayız. İzmir'deki oyuncakçımızda tedarik amaçlı daha çok oyuncaklarımız bulunmakta. Açılışta sonra tekrardan bu raflarımız ortaya raf gelecek şekilde daha da çeşitlenecektir. 8000 aşkın oyuncak çeşidimiz bulunacak. Bu şekilde çocukların hani sevebileceği hareketli lisanslı ürünlerimiz bulunuyor. Peki kız çocuklarımızın en çok favorisi hangisi? Favorilerinden minişler. LPS miniş dediklerine çocuklar genelde koleksiyon yapıyorlar. Bunların teklileri, ikileri, koleksiyon setleri, kafeleri ve eğlence merkezleri bulunmakta. Otobüs, jet tarzda oyuncakları bulunmakta. Çocuklarımızın 150'ye aşkın hatta koleksiyon olanları biliyorum ben. Sürekli bir şekilde mini satıyoruz ve Barbie. Tabii ki de yıllardır değişmeyen Barbie serüveni. Barbie'nin evleri tekli Barbie'ler. Tabii bunların değişen Barbie'leri tarzda bulunuyor. Ve yeni olarak çıkmış Frozen. Yani Karlar Ülkesi bebekleri. Onlar şunlar, hemen size göstereyim. Karlar Ülkesi bebeklerine Frozen'dan sinema filmi çıktıktan sonra çok fazla revaşa giren bir oyuncağımızdır. Şu şekilde zaten gösteriliyor. Bunun aynı zamanda büyük şarkı söyleyen bebeği de var. Bu kızlarımızda fazla derece ilgi gören bir bebeğimiz. Ve şu an trollerimiz de çok fazla gidiyor. Onlar da sinema filmi. Şu an sinema filmlerinden sonra çocukların ilgi çok fazla. Bir de YouTube'daki videolar çocukların ilgi odağı almakta. Barbie tabii ki de çok fazla revaş görüyor. Fakat Barbie kendini durağını sürükleyen bir oyuncak değil. Sürekli öteki rakiplerine rağmen yenileyen bir stil var. Bu şekilde devam ediyor. Baby Ali bebeklerimiz de şu an revaçta ve Baby Ali bebeklerimiz çocuk sağlığı açısından çok kaliteli olan bir bebeklerdir. Kanserojen madde içermediklerini öneriyorlar. Malzeme açısından tamamen ettir vücutları. O yüzden çocukların yok. Şöyle göstereyim size. Bakalım. Tamamen ettir vücutları. Çocukların gözlerini ya da vücut yapısı bakımından tamamen vücuda zarar gelmeyecek şekilde. Bunları biz biraz daha büyük çocuklara öneriyoruz. Saçsız olanların da küçük çocuklara da verebiliyoruz. Mesela şöyle bir örneğimiz var. Mesela saçsız, ağzına sokma gibi şeylerini engellemek açısından bu şekilde bebeklerimiz bulunmakta mevcuttur. Tamam, o zaman şu oraya doğru ilerleyelim mi? Tabii. Bir de burada lisanssız bebeklerimiz var, ithal bebeklerimiz. İthal bebeklerimiz de çok fazla revaş görmekte. Lisanslılarla neredeyse birebir ölçekte yapılan bebeklerimiz. Bunlar ama fiyat olarak daha uygun. Yani herkesin, her ailenin kesimine göre, gelir seviyesine göre bebeklerimiz mevcut. Çok fazla revaçta giden bebeklerimiz, mesela yukarıdaki bebeklerimiz, fonksiyonlu bebekler dediğimiz çeşitlerimiz var. En basit mesela şöyle bir bebeğimiz, telefonla yönetilen bir bebeğimiz var. Her şeyi telefonla yapıyor. Bu şekilde bebeklerimiz, mesela altını ısıtan bebeklerimiz, eğitici, saçlarıyla hasta olan bebeğimiz, altına yapan, o tarzda bebeklerimiz var. Ve çocuklar için gerçekten hani bebek sevgisini, kardeş sevgisini bir nevi aşılamak. Buraya mesela yeni olacak kardeşi olan aile çok geliyor. Kardeşin getirdi oyuncağı demek açısından. Bebekler biraz daha kardeş sevgisini aşılamak açısından daha iyi oluyor. Mesela şurada çocuklar için aksesuarlarımız oluyor. Mesela buzdolabı. Bu yaklaşık
yaşındaki çocuğun beline gelecek kadar bir büyüklükte bir buzdolabı ve seslidir. İçerisinde bütün aparatları bulunmakta. İçeceğinden yiyeceğine kadar her şeyi bulunmaktadır bu buzdolabımızda. Çocuklar bu tarz şeyleri seviyorlar. Elektrik süpürgesi olsun, buzdolabı olsun, çamaşır makinesi, dikiş makinesi. Bunları sevdikleri için çocuklar için ideal bir oyuncaklarımız oluyor. Ve bu ürünlerde tamamen lisanslı, patentli ürünlerdir. Bu yüzden çocuk sağlığına kanserojen madde içermediği için güvenle satabiliyor. Önemli olan zaten o, sağlıklı olması. Evet. Ya bizim açımızdan buraya gelen çocuk gülerek çıkabiliyorsa, mutlu olabiliyorsa ve ailesi de mutlu çıkabiliyorsa en önemli şey olur. En güzeli de her kesime hitap edebiliyor. Tabii ki, yani evet. Pahalı oyuncaklarımız da var. Hı-hı. Bütçeye uygun olanları tabii da var. Tabii ki de. Yani bir aile geldiği zaman bu var deyip çıkmamalı buradan. Bunun yanında alternatif bu da var deyip birini alması. Buradan çocuğun üzülerek değil de mutlu çıkması bizim aynen için en iyi, önemli olan o. Yani çocuk üzgün olduktan sonra oyuncakçı açmanın bir mantığı yok bizim açımızdan. Şimdi kızlardan sonra erkek çocuklarımıza mı geçsek acaba tabii, diyorum. Olabilir. Tabii ki o zaman o karşı tarafta. Öbür tarafta. Evet. Tamam. Yukarıladım bize karada, ayrılık yok. Buralarda benden başka kürkçü dükkanı yok. Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok. Bizde böyle aşkın şiddeti, merhamet yok. Bir yuva dedik, içine aşk ektik. Üçte çocuk istedik, kavgadan vakit yok. Evde sıcacık yatak, istemezsen koltukta rahat. Yeter ki yanımda kal, yanımda bizi baştan yarat. Evde sıcacık yatak, istemezsen koltukta rahat. Bakacağız burada. Didem Hanım yine bize gösterecek neler var, bütçeye uygun bir sürü şeylerimiz var. O zaman başlayalım. Buyurun. Evet, şimdi erkeklerde şu an bir hot fizz takıntısı. Çok fazla bir hot fizz hayranlığı var. Hot fizz çeşitlerimiz var bu şekilde aşağıya doğru inen. Tırlar. Şöyle üçlü arabaları, beşli arabaları, teklileri, tırları, yarı setleri, dinozorlusu mesela bunlar ses çıkarıyor. Dinozorun ağzından yakalamaya çalışıyor ve çocukların ilgi çekebileceği başlangıç setlerimiz var. Küçük küçük ufak tefek fırlatma setlerimiz bulunmakta. Bunun yanında artık çocukların silah alışkanlığı çok fazla var ama silah alışkanlığını biz artık üreticiler şöyle yapmaya başladılar. Yumuşak mermiler. Yumuşak mermiyi Nerf üretmeye başladı. Nerf dünya çapında hatta Türkiye çapında da yarışmalar düzenliyor bunlar açısından. 27 metreye kadar atan silahlarımız var. Çocuklar hani kardeşlere zarar vermesin, arkadaşlarına zarar vermesin diye. Bir de silahın artık zararlı bir şey olduğunu lanse etmeye çalıştığımız için hani normal ucuz çaplı mermi, boncuk mermi atan şeyleri revaçtan kaldırmaya çalışıyoruz. Biraz daha tehlikeli. Evet, göze zarar verme açısından. Ama biz ilerliyoruz ki silah... Silah kesinlikle zararlıdır. Zararlı. Fakat hani çocuk istiyorsa da başka çaresi yok. Bir de o var. Şimdi buradan neler var? Değişmeyen Spider-Man'lerimiz, Transformers'larımız. Bu zaten bayağıdır var. Evet, filmlerden sonra ortaya çıkan karakterlerimizdir. Robota ve arabaya dönüşen... Bunlar 3 adıma dönüşen robotlarımız bulunmakta bu şekilde. Ve çocukların değişmez şeyi, harika kanatlar. Çizgi filminden sonra çocukların çok sevdiği ve beğenerek izlediği ve oynadığı bir oyuncak. Harika kanatlar çeşitlerimiz. Şu şekilde yukarıda da gördüğünüz gibi. Ama çizgi filmler çok etkileyici bu oyuncak sektörü. Evet, çok fazla etkileyici. Ve hani kişilerin oraya eğilimini de arttırıyor. Çizgi film en basitinden bir Transformers yeni film çıkardıktan sonra Transformers satışları gerçekten artmak. Yeni bir bölümü çıktıktan sonra harika kanatların, çocukların bir harika kanatlık düşkünlüğü, Spider-Man düşkünlüğü, Nerf'ün yeni bir silah düşkünlüğü ya da Hot Wheels'in yeni bir yarışı çok bir gerçekten revaç bunu etkiliyor. Burada ilerlediğimiz zaman bu şekilde ilerlediğimizde yarış setlerimiz bulunmakta.
araba yarış setlerimiz bulunmakta. Bunlarla çocukların... Peki bunlar hala favori mi? Evet, bunlar yani, hala favori. Çok eskilerde yine vardı ama bilmiyorum şimdi yeni oyuncaklar çıktıktan sonra. Bunlar hala favori çünkü burada babayla ya da anneyle çocuğun bağını, İki kişi oynadıkları için ya da kardeşle çocuğun bağını güçlendirdiği için bu yarış setleri genelde ikili oyunları biz eğitici olarak vermekteyiz. Çünkü çocukla karşı kişinin ilişkisini, bağını korumakta bu oyuncaklar. Çünkü oyuncak oynamak için birbirlerine bağlılar. Tek kişi oynayamıyorlar. Bu şekilde robotlarımız var, telsizli. Bu şekilde gidiyor. Gene hayvan setlerimiz bulunmakta. Ve helikopterlerimiz, dronlarımız. Evet, onlar olmazsa olmazlardı. Olmaz, evet. Gerçekten şu an helikopterler çocuklar için göz nuru diyebileceğimiz şeyler. Dronlar hem çocuklar hem yetişkinler için göz nuru. Profesyonel dronlar şu an belki yasak. Çekim izin almanız sanki gerekiyor. Sanki büyükler daha mı çok oynuyor? Tabii ki de, tabii ki de. Yukarıdaki mesela LS-125 modelimiz gerçekten yetişkinler için hem kameralı özelliği bulunmakta hem de yükselme çapı bakımından, metresi bakımından çok yüksek. Hı-hı. Gayet önerebileceğimiz bir oyuncaktır. Gerçekten Hı-hı. alınan ve kullandıkları kişilerle memnun kalan bir oyuncak. Evet, soruyorlar bunlar izinli mi, hani izin aldınız mı gibi. Bunlar Hı-hı. amatör olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Güzelmiş, evet. Aynı şekilde helikopterlerimiz de bu şekilde. Helikopterlerimizde de kameralı olanlar, kamerasız olanlar var. Helikopterler de çok tercih Hı-hı. ediliyor. Çünkü dediğimiz gibi havalar ısındı. Hı-hı. Artık insanlar uçurtma ve Değil helikopter, mi? Drone. Peki uçurtma var mı? Uçurtma demişken. Uçurtma var. Uçurtmamız da var. Çocuklar için uçurtma var. Hatta şöyle yapmayı planlıyoruz. Hani bir etkinliklerimiz falan da olabilir. El yapımı uçurtmalarımız da gelecek. Ne kadar güzel. Evet. Çocuklar için hani uçurtma şenliği 23 Nisan Hı-hı. tarzı yerlerde hani ufak çaplı bir etkinliklerimiz de olmasını düşünüyoruz ilerleyen saatler, yani ilerleyen zamanlarda. Hani yeni açıldığımız için çok bir şey söyleyemiyorum ona yönelik. Ama gene hani bilginiz olur tabii ki de, gene bilgi verin. Burası zaten böyle normal bir oyuncak mağazası gibi değil. Siz yok. Her türlü, yani tabii sadece de, satım değil, gelen misafirlerin de, evet. işte müşterilerin de her türlü şeylerine hitap edebiliyorsunuz. Tabii ki de, tabii ki de. Çünkü dediğimiz gibi biz burada çocuklara, Hı-hı. hani en değerlilerimize, çocuklara hitap ediyoruz. Hani onlar bizim geleceğimiz. Hı-hı. Nasıl kendimiz nasıl görmek istiyorsak çocuklarımız da öyle olmasını istiyoruz. Peki arkada bir de çocuk arabaları mı gördüm, evet, ben? Evet, onlara da bir bakalım mı? Var, tabii. Şöyle bir gidelim tabii. O tarafa doğru. Burada kulelerimiz bulunmakta. Yarış arabaları tabii ki de hiç değişmeyen favoriler. Teşekkürler. Bisikletlerimizi mesela gösterebilir miyim? Bir da var bisikletimizi gösteriyor da. Şöyle şuradan geçelim. Tamam, şuradan şöyle bisikletleri çekiyorsun değil mi buradan? Tamam, mesela kızlarımız için bisikletlerimiz var, erkekler için var. Büyükler için de var mı? Yan tarafta. Yan tarafta evet, var. Bir de yan tamam. Hani buradan da en azından duyuralım ki büyükler için de bisikletler var. 23 yaşa kadar bisikletlerimiz bulunmakta. Yani biz 60 yaşındaki bir amcaya da, 20 yaşındaki delikanlıya da, yani 4 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuğa da hitap ediyoruz. Öyle söyleyeyim. 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz bisiklet konusunda. Ama bunların yanı sıra bir de burada bebek arabalarımız var. Sandalyelerimiz. Evet, şöyle gösterebiliriz hatta. Şöyle bir tane kırmızı bir modelimiz var. Şöyle yapalım. Yani değerli izleyiciler, gördüğünüz üzere burada her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bisikletler var, işte oturma masalarımız bile var burada. İlk adım arabalarımız var. İlk adım arabaları var, evet. O zaman ve itmelilerimiz, ailenin rahat rahat sahilde gezmesi ya da mahalle aralarında gezmesi, markete giderken giderken çocuğun tek başına hani bebek arabası ihtiyacı duymadan gezebileceği tarzda bisikletlerimiz akülü bulunmakta. Akülü arabalarımız da mevcut hatta. Ve evet, akülü arabalarımız da bulunmakta. Biz Pilsan'ın, Ümit'in yetkili bayisiyiz. Satış bayisiyiz. Bu yüzden Pilsan, Ümit, Nil, Deniz tarzı bütün araçların, 12 volt bütün araçların satışını yapıyoruz. Ve herhangi arıza durumunda üstleniyoruz. O konuda içleri çok rahat olabilir. Evet, ben size teşekkür ediyorum. Mağazayı tanıttınız. Güzel. Ama burayı şimdi adres olarak da versek nasıl bulurlar sizi? Şöyle söyleyelim size, Dumlupınar Mahallesi. Bu açık adres mi vermemi isterseniz yoksa direkt tarif ederek mi? Gölcük Halkı zaten yeni adliye. Yeni adliye olarak. Yeni adliyenin karşısında
Gürel İşhanı'nın hemen altındayız. Her zaman bekleriz. 7/24 açığız. Pazar gününe dahil açığız. Saat 10'la 8.30 arası. Pazar da 10.30'da 8.30 arası. 7/24 neredeyse. Neredeyse 7/24. Evet. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu güzel röportajınız için. Biz de aydınlanmış olduk. Gerçi bizde artık küçük çocuk yok ama çocuğu olanlar mutlaka bekliyoruz efendim. Sevgimi her gün artır durmadan artır. Gün gelip sana ölmek bana bence şartır. Kimseyi sen gibi görmedim, aşk bana sen diyen aftır. Dön bana, gördüğüm en büyük aşksın. Son öpüşüm cennete kalsın. Zaten ölmüşüm sensin. Nasıl aşktır? Elini bir daha çekme. Ölüyorum gözlerine. Benim seninle nefes almam şartır. Şartır. Durmadan aşkım sevgim her gün artır. Durmadan artır. Gün gelip sana ölmek bana bence şartır. Kimseyi sen gibi görmedim, aşk bana sen diye laftır. Dön bana, gördüğüm en büyük aşksın. Son öpüşüm cennete kalsın. Zaten ölmüşüm sensiz, bu nasıl aşktır? Kişiler, Doğa adında güzel mi güzel bir kız bulduk burada. Bakalım bizimle sohbet eder misin birazcık? Tabii ki. Seni tanıyalım mı? Doğa Tosun. Evet. 6. sınıfa gidiyorum. Küçüklüğümden beri oyuncak sevdalısıyım. Peki sen şimdi bu mağazaya girince en çok senin dikkatini çeken ne oldu mesela? Burada yani kız çocuğu tabii olduğum için, yani küçüklüğümden beri de Barbie bebek hastası olduğum için daha çok yani Barbie bebekler benim dikkatimi daha çok çekiyor. Barbie bebek diyorsun. Evet. Peki en çok beğendiğin hangisi? Şuradaydı galiba en başta. Evet, en baştaki Barbie bebekleri ben daha çok seviyorum. Onu göstersene bize. Hangisiymiş bakalım, gel. Gel. Burada. Favori olan hangisi senin için? Ya benim için favori olan daha çok bu. Bu. Evet, buradan da babaya duyuralım. Babası. Bu favorimiz bizim. Başka? Bu yeni çıkan bir model galiba. Evet, yeni çıkan bir model. Peki başka var mı Barbie'lerden? Başka? Mesela bu da benim ilgimi çekti. İlgimi çekme sebebi de bu oyuncağın 50. yıla uygun, yani 80'lerin modasındaki bir oyuncak olduğu için dikkatimi çekti. Daha da yok. Daha da yok ama daha mağazayı geziyorsun değil mi? Tabii şimdi başladın. De. Mağazayı şu an geziyorum ve yani çok dikkat çekici ve güzel oyuncaklar var. Ben teşekkür ediyorum güzel röportajın için. Başka bir şey söylemek ister misin? Hayır. Tamam, o zaman görüşmek üzere. Teşekkürler. Sevmem bana bence şartır. Durmadan aşkımı sevgimi her gün artır. Durmadan artır. Gün gelip sana ölmek bana bence şartır. Kimseyi sen gibi görmedim, aşk bana sen diyen aftır. Dön bana, gördüğüm en büyük aşksın. Son öpüşüm cennete kalsın. Zaten ölmüşüm sensin. Nasıl aşktır? Elini bir daha çekme. Ölüyorum gözlerine.